Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Mayıs 2020. Korona ile mücadele kapsamında yine de beklediğimiz, evde kaldığımız günlerden bir gün. Biz de canımızın sıkıntısını malum Haziran 15'inde sazan balığı ve levrek balığı için avlanma sezonu açılacak. Oltalarımızı tamir edelim dedik. Yeni oltalar yapalım istedik. Bu kapsamda da bir video çekmek istedim. İnşallah beğenirsiniz. İlk önce sazan için olta yapacağız. Dip oltası yapacağız sazan için. Şöyle elimde görmüş olduğunuz bir adet 5 numara iğnemiz var. Sazan için güzel bir iğnedir. İlk önce bunun size bağlanışını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde elimde, belki misine görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kameramanım yaklaşır sanırım, şöyle elimde görebilirsiniz. Şöyle misinamızı ilk önce ikiye katlıyorum. İğnemizi katladığım yeri iğnemin sırt tarafına gelecek şekilde tutup boşta kalan ucunu etrafında doluyorum. Ne var? İğnemin sapı ve misinanın geri kalanı bir yerde. İkisini birbirine sürekli dolayarak şöyle 4 veya 5 tur dolamanız yeterli. Şu en son ayırdığım uca diğer ucumu geçiriyorum ve misinamı asılıyorum. Yine elimize battı arkadaşlar. Şu şekilde gerdirdiğiniz zaman şu şekilde misinamız hazır. Bunu dip oltamıza ayarlayacağız. Ben daha önceden ayarlamış olduğum oltaları videomun kısa sürmesi amacıyla başka türü göstereceğim. Bu şimdilik burada kalacak. Arkadaşlar, avcılık her geçen yıl biraz daha maddi durumları yükseltti. Daha pahalı bir hale geldi. Fakat bizler bunu daha basite indirgeyebiliriz. Mesela şöyle söyleyeyim. Sazan oltasının en büyük özelliği bir küspe, bir de yere çakacağımız kazığımızdan ibarettir. Buna kılavuz deriz. Usta balıkçılar bunlar çok iyi bilir ama yeni başlayan arkadaşlarım için anlatıyorum. Bunu ben kendim yaptım. Normal şartlarda bunun tanesine 5 lira istiyorlar arkadaşlar. 4-5 lira civarında bir fiyat istiyorlar. Bir tane kılavuz için. Ben şu şekilde temizlik malzemesi satan yerlerde vilaza sapı, tahtadan bir vilaza sapı, bundan aldım. 2,5 TL. 5 TL'ye verdim, bir tane destere aldım. Demir desteresi. Bunu keserek şu şekilde gördüğünüz gibi 10 eşit parçaya böldüm. Matkap yardımıyla uçlarına delik açtım. Ve yine desteremle şu şekilde ağız açtım arkadaşlar. Tamamı bundan ibaret. Yani çok zor bir şey değil. Şöyle göstereyim. Şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle biraz daha sertleştirirseniz sizin işinizi görecektir. Benim hayli hayli görür, sizin de görür. Şu şekilde. Mesela bir tane daha var elimizde. Şu şekilde takıyorsunuz. Bakayım bir saniye, şöyle. Taktınız. Bunun daha sık olmasını istiyorsanız etrafına hızlı yapıştırıcı sürebilirsiniz veya silikon tabancanız varsa silikon sıkabilirsiniz. Ben tabancamı bulamadım. Onun için şimdilik sıkmayacağım. Daha sonra kendim sıkacağım. Daha sağlam olması lazım. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde 10-11 tane yaptım kendim. Şu demir arkadaşlar, demir malzemeleri satan, demir çubuk satan bayilerden 6 metre civarındaydı sanırım aldığım demir. Bu 6 milimlik bir demir çubuk. 5 TL para tuttu. Tamam. Kendim spiralle veya bu şekilde destreyle keserek böldüm. 50'şer santim olarak. Gördüğünüz gibi 5 lira demire verdim. 2,5 lira tahtaya verdim. 7,5 TL. 5 de bu. 12,5 TL. Hadi siz fazla verdiniz. 15 TL'ye böyle bir 12 tane takım elde ettim kendime. Arkadaşlar, tanesi 5 TL, 3 tanesi 15 TL. Şunlar bana kalan karlar. Ekonomi devri, kendinizi buna göre değerlendirmelisiniz. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum sazan oltalarından şöyle göstereyim.
Şöyle hazır sazan takımlarımız var. Arkadaşlar şöyle düşün. Bir takım şu şekilde T şeklinde bir takımımız var. Bunu yine balık malzemelerinden alabilirsiniz. 1 lira filan. Bu basit bir sistem. Şu şekilde almış olduğumuz küspelerimizde bunlar mısır küspesidir. İçinden şöyle göstereyim daha basit olsun. Geçiriyorsunuz. Sazan balığı bildiğiniz üzere hepçil bir balıktır arkadaşlar. Yani doğada bulabildiği, dişi olmadığı için her türlü besini yer. Hani insanlar da birbirine sazan gibi her şeyi atlama derler ya. Bu da ondan dolayıdır. Basit bir yolda şöyle gördüğünüz gibi şöyle kancam var. Kancayı takıyorum. İlk oltam hazır arkadaşlar. Bunun ucuna solucan takabilirsiniz. Hamur yapıp takabilirsiniz. Daha sonra hamurun yapılışı üzerine de bir video çekmek istiyorum. Nasip olursa. Şu ucunda gördüğünüz sarı boncuklar arkadaşlar. Şöyle iğnelerime takılı vaziyettedir. Bunlar ne işe yarar? Ben birçok usta balıkçının normalde solucan veya hamur kullanmadan sadece bu şekilde sazan yakaladıklarını gördüm. Çünkü bu suyun dalgalatıyla oynar. Balık bunu yiyem sana. Bunu ağzına aldığında kanca ağzına geçer. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Solucanı taktınız. Malum göllerimizde, barajlarımızda sadece büyük balıklar yok. Küçük balıklarımız da var. Solucanı veya hamuru küçük balıklar ısırarak, küçük parçalar alarak yok olmasına sebep oluyorlar. Yani bu da 3 saat, 4 saat bir oltanın suda kaldığını düşünürseniz ilk 15 dakikada veya yarım saatte yeminiz gittiğini var. Çünkü sonuçta dibini görüp bakamıyorsunuz. Siz bir daha yemleme yapana kadar bu size suni bir yem olarak yardımcı olacaktır. Bir de arkadaşlar şu şekilde bir sazan oltamız var. Onu da size göstereyim. Şu şekilde. Bunun kurulumu biraz daha diğerine göre zordur. Bunun da özelliği yine içindeki demirini geçirir. Bu vidalıdır arkadaşlar. Şu şekilde çevirirseniz gördüğünüz gibi. Tabi elde dikkat edin. Bu biraz can yakıcı oluyor. Ve diğerine göre daha bir zaman kaybettiriyor. Yani bence diğerini kullanmayı tercih ediyorum abi. Ama elimde olan var olan parçalarını da kullanmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iki takımımız hazır arkadaşlar. Şöyle. Her ikisi de sazan için gayet uygundur. Dip oltasıdır. Mısır küspesi zaten sazanın en sevdiği yemlerden olduğu için yani iyi balık elde edeceğini düşünüyorum. Bir de bulunduğunuz meradaki balığın durumu da buna bağlı. Yani arkadaşlar çok ekonomimizi yüzmeden gösterdiğim gibi şu şekilde bir sistemle 5-6 oltalı sistemle gününüzü değerlendirebilirsiniz. Güzel balıklar tutup güzel zaman geçirebilirsiniz. Ailenizle gidip aynı zamanda piknik yapabilirsiniz. İnşallah daha güzel avlarda, daha güzel sistemlerde birlikte olmak dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.